Çünkü o dönemde konuştuğumuz kişiler, ya ben hep bunları düşünüyordum yıllarca ama benim gibi düşünen bu kadar insan olduğunu bilmiyordum. Bilmiyordu. İnsanlar birbirinden Bu habersizdi. Ezgi, bu söylediğini şöyle söyleyeyim. Bu galiba Marx'ın bir lafıdır. Devrimden sonra insanlar birbirlerini, yani çok gıcık olduğun adamları, çok sevmediğin adamlara bile devrim anından sonra başka türlü bakarsın. Gezi'de bunu sosyopsikolojik olarak herkes gördü. Gezi'den önce gıcık olduğun, sevmediğin, yani antipati duyduğun herkesi sevmeye Ya en başladı. basiti taraftar grupları. Evet, şimdi böyle bir duyguya geldi. İşte diyor ki devrim budur. Çünkü senin insanlara bakış açını değiştirdi. Gıcık olduğun insanları dahi sana sevdiren bir şey var. Ya da çok sevdiğin insanlardan da nefret etmeye başladığında oluyor tabii bu süreçte. Ama bu evet, biz böyle bir sevgili halini aldık. Tanımadığımız, bilmediğimiz ya da siyasi olarak, ideolojik olarak kavga ettiğimiz insanlarla. Henüz hepimizin kafası tam temizlenmiş değilse Değil. de bazı arkadaşlar da hala İstanbul'da özellikle böyle etnik çelişkileri kafalarında çözememiş görüyorum. Bu bir ruhsal sakatlıktır. Allah inşallah yavaş yavaş çözerler zaman içerisinde. Ama tabii ekranlara bakıyorsun. Şöyle bir şey vardır. Bir sistemin bir özelliği vardır. Yani dün de öyleydi, bugün de öyle. Sistemi eleştirenleri hep ben olayım der. Hep kendi adamlarına sistemi eleştirir. Yani ekrana çıkartır işte Nagihan Alçı, Nazlı Işık, güya eleştiriyorlar. Değil mi? Bir şeyi de eleştiriyorlar. Ama kendileri. Bu yani halk eleştirmiyor. Acı çekenler, bu dayağı yiyenler kalkıp bu sistemi eleştirmiyor. Sistem kendini eleştirecek adamlar da kendi buluyor, kiralıyor. Hadi çıkın oraya şey yapın falan diye.